Herkese merhaba. Bu hafta Merkez Bankaları cephesinde oldukça yoğun bir hafta. Çarşamba günü Fed, Perşembe günü Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları, Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verisinin yıllık bazda %6.8 açıklanarak yaklaşık 40 yılın en hızlı artışını gerçekleştirmesiyle Fed toplantısından şahin beklentiler artsa da yıl sonu risk iştahı düşüklüğü ve omikron varyantı piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu sebeple ABD tahvil getirilerinde gerileme görüyoruz. Getirilerdeki gerilemeye rağmen altın güçlü bir alımla karşılaşamıyor. Bunda hem Fed'in varlık alımlarını azaltmayı hızlandıracağı beklentisi etkili olurken bir yandan da faiz artırımının öne çekileceği beklentisi etkili olmakta. Diğer taraftan altının 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları 1793 yakınlarında ve buranın aşılması teknik olarak zorlaşmakta. Dolar endeksinde Aralık ayı yatay diyebileceğimiz bir bantta geçerken bu hafta hem G10 para birimlerinin hem de gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğunluğunda satıcıların öne çıktığını görüyoruz. Euro-dolar paritesi 1.1260 yakınlarından son 3 gündür destek almakta fakat dar bir banda sıkışmış durumda. 1.1295 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalamasından çok uzaklaşamayan parite için Bollinger alt ve üst bantları olan 1.1210 ve 1.1380 seviyeleri takip edilebilir. Bu sabah açıklanan İngiltere istihdam verileri güçlü geldi ve işsizlik maaşı başvuruları Kasım ayında azalırken bir önceki dönemde de aşağı yönlü revize oldu. İşsizlik oranı ise %4.3 seviyesinden %4.2'ye geriledi. Normal şartlarda İngiltere Merkez Bankası'ndan şahin açıklamalar gelme ihtimalini arttıracak bir veri olmasına rağmen omikron varyantı ve evden çalışmaların artış göstermesi ve belirsizlik durumu bankanın faiz artışına gitmesini zorlaştırmakta. Bu da GBP-USD paritesini baskı altında tutuyor. Parite bugünkü verilerle 1.32 seviyelerinden 1.32.50 seviyelerine yükselirken 1.33.15 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalaması direnç olarak öne çıkmakta. Son olarak Japon yenine bakalım. USD-JPY paritesi oldukça dar bir bantta son bir haftayı geçirdi. 113.72 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalaması bu ayın önemli direnci konumunda. Son borç toplantıları Japon yeni üzerinde çok az etki yaparken bu toplantıdan da politika değişikliği beklentisi yok. Japon yeni daha ziyade dış faktörlerin etkisiyle hareket ederken omikron varyantının getirdiği risk iştahı gerilemesi Japon yeninin son bir ayda tek değer kazanan G10 para birimi olmasını sağladı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi bir hafta diliyorum.